Efendim, Kağızman'ın Yan Kıpınar Köyü'ndeyiz. Eski adıyla Kızıl Kilise. Şimdi Kağızman'dan göçüp Muğla'ya giden iki tane köylümüz buraya teşrif ettiler. Çok kardeş. Efendim, bunları bir tanıyalım, böyle gelelim. Fahrettin abi de bir türküden bir kıta okusun, değil mi? Var o, yakışır zaten. Efendim, sizi tanıyalım. Ben burada doğdum, büyüdüm. Aslen Yan Kıpınarlıyım. 4-5 yıl önce Muğla fethi, işte Alaman'a göç ettik. Şu anda cenazemiz nedeniyle geldik. Kağızman'a Sait kardeşim de buraya geldi. Bu arada görüştük, biz derede bir an olsun diye bize bir şey yaptı. Klip Efendim, yaptı. ilk önce başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Allah razı Allah olsun. başka acı vermesin. Amin. Bu dünya bir kervansaraydır. Aynen. Konan illaki göçecek. Kalanlara sağlık, Allah selametlik razı olsun. diliyorum. Efendim, ölenlerin de ruhu şad olsun. Amin. Amin. Efendim, gelelim size. Evet, ben Abdüsselam Zeytin. Ben de burada doğup büyüdüğüm yer. Ve ben de Çanakkale Gelibolu'da oturuyorum. Buraya cenazemiz olduğu nedeniyle geldik. Sait kardeşim de bu ara gelmişti. Biz de çocuklarla pikniğe gelmiştik buraya. Kendi memleketimizi özlemiştik. Hem özlem gidermek hem de burada bir gezelim dedik. Tesadüfen karşılaştık ve Sait abi bizi bir dedi ki beraber en bir anı olsun diye. O da güzel bir anı şeyi çekmeye Allah başladık. razı Allah olsun. razı olsun Sait abi. Sizden de. İşiniz gücünüz iyidir inşallah. Allah razı olsun. Çok şükür hamdolsun. İşlerimiz güzel. Çalışıyor. İşlerimiz, dükkanlarımız var. Abimle zaten beraberiz. Evet. Allah sizi var eylesin. Amin. Allah razı olsun. Efendim, şimdi burada böyle poştanın duvarına yaslanmışız. Evet. Poşta bildiğiniz gibi Rus döneminde Evet. Kazak. Kazakların karakolu olarak Evet. Burası karakol. efendim böyle Osmanlı gelmiş zamanı. günümüze kadar. Osmanlı Şimdi zamanı şu yani. anda da duvarları mevcuttur. Burası Osmanlı'dan kalma yani. Asıl yani Osmanlı'dan kalma. Kazaklar buraya yerleştiği zaman burayı kilise olarak yani Askeri birlik. askeri birlik olarak yapmışlar. Evet. Burası normalde Osmanlı yani Osmanlı Kendi şeyi toprağımız. toprağımız yani. Toprak Osmanlı toprağı, fakat tarihte yani bunun poşta olarak, poştanın da karakol manasına Evet, geldiği ve doğrudur. Kazakların burada barındığı, nöbet tuttuğu böyle söylene gelmiştir Kazakların günümüze kadar. yukarıda banyoları bile var. Değil mi? Yukarıda. Tabi banyolar da vardı. Bizim Evet. aklımıza geliyor zaten. Evet. Şimdi 2020'deyiz tabi. Ne Kazak kaldı, ne Rus kaldı, ne Ermeni Aynen kaldı. öyle. Allah bu Osmanlılar kaldı. topraklarda al bayrağımızı dalgalandırmaya Amin. devam Amin. edecek zaten. Amin. Bayrakta şu anda dalgalanıyor böyle Okan'ın. Okan sen de tanıttı da bizim Okan'ın ülkemiz var. Ben hemen böyle şapkasında al bayrak. Kağızmanlı Okan Toper. Evet. Akrabalarımın misafir olarak burada bulunmaktayım. Ve arıcılık yapıyorsun. Arıcılıkla uğraşıyorum. Sizin yazın Bitiriş burada uğraşıyorum. arıcı olarak zaten çekimlerimize dahil etmiştik. Evet. Allah seni var eylesin. Allah razı olsun. Babana da Allah rahmet eylesin. Amin cümlemize. Bizim çok iyi bir dostumuzdu. Da dede komşu. Efendim, hal binasında İshak Toper'in oğluydu. İshak Toper'in de ruhu şad olsun. Amin. Yani hal binası esnaflarındandı. Evet. Efendim, geleceğiz Fahrettin abiye ama Minik kısmı Fahrettin adını abiye söyle hele. gelmeden önce bizim bu yeni yetişen nesilleri bir Evet. tanıyalım. Adını söyle kızım. Güzel oraya bak. İsim Merve. Evet, ismi Evet. Merve. Anladım. Merve. Soyadın? Merve Zeytin. Toper. Kaça Ben gidiyorsun Toper. Merve? Dörde. 4 kere 4 kaç eder? 4 kere 4 12. 16. Aferin sana. Sen 5 lirayı hak ettin. Efendim, seni bir tanıyalım. Söyle adını söyle güzel. Dur sen Irmak. gel. Irmak. Böyle ırmak gibi çağlıyorsun değil mi? Irmak gibi çağlıyorsun. Evet. Ya. Evet. Aynen. Çağlamıyor musun? Evet. Aynen. Irmak gibi gülüyor. Irmak sen kaça gidiyorsun? 1'e gidiyor. 1'e gidiyor. Bir be. Bire gidiyorsun değil mi? Bir daha kaç eder? Ya bunu bilmiyorum. Tamam, öğrendiğin zaman sana 5 lira vereceğiz. Irmak 6 kere 6 gidiyor sadece. 6 kere 6 kaç eder Irmak? 36. Aferin sana, sen de 5 lirayı hak ettin. Şimdi Fahrettin abiye bir soru soralım. Şimdi o soruya gelmeden ben bu gurbetçilere bir gurbet türküsü bir kıta Gelme. söyleyeyim. Peki. Bağırın. Senin sonun da gurbet türküsü olsun. En son bir kıta Tamam, söyle. Nebi Babalya şey, Selamiye Bir söyleyeyim. kıta değil. Söyle. Gurbet türküsü ise tamamını Ha, söyle. tamamını söyle. Hele sorun hele gurbet benim neyime
Alayır felek yürüyür, evin barkı yıkılayır. Gurbetin çilesi selam kardeş, kardeş senin eyle. Alayır felek yürüyür, evin barkı yıkılayır. Ah soyha canda atlı ki bir daştan atayım. Altına malam kardeş, kardeş bulamı satayım. Koymadılar ne bu kardeş, bir gün evimde yatayım. Hala yürü felek yürü yürü ben barkı yıkılayım. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum Fahrettin abi. Ben teşekkür ederim. Efendim siz de bu köyde kalmışsınız. Evet. Bir oraya kadar böyle bir gidelim. Şimdi benim anam buraya şeyin dayısıyla amcasına kocaya geldi. O zaman biz küçüktük. Evet. Hep burada büyüdük. Allah rahmet. Burada oturdunuz yani bayağı bir. Evet. Bu binada oturduk. Allah anana da babana da bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yani bu köyde anıların çok. Evet, çok anılar. Burada büyüdük değil mi ya? Akrabasınız aynı zamanda. Tabii akrabayız. Amca çocukları geliyoruz. Evet. Allah sizleri var eylesin efendim. Allah razı olsun. Sen de hele kulağın sağ ol. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun Sait kardeş. Rahmetli İbrahim abi burada otururdu. Evet, İbrahim Zeytun burada. Burada arılar. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Burada bizim eskiden harman yerleriydi. Bu ev onundu değil mi? Bu ev onundu, evet. Evet. Fahrettin abi burada çok çocukluğunda... Şu çekmelerine bak. Ya çocukluğunda çok oynamıştır. Domatesler, biberler. Ekmişsiniz. Tabii. Karayirikleri görürsünüz. Kuş burnu bak, asıl kuş burnu bu. Evet. Uzun olan var ya. Evet. Vallahi. Kuş burnunun kurusu. Kuş burnunun kurusu geçti kızlar, sürüsü. Sürüsünde fayda yok. Fayda yok ha. Yaktı beni birisi. Hangisi? Esmer olsun. Burada bizim eskiden harmanımız harman değil mi? Harman yerimiz, evet. Burada ot sap döverdi. Ya. Orada rahmetli Hasan emmiydi. Bize sattılar çocuklar, biz aldık. Evet. Burada yani burası hep baba amca yani hep amca çocukları, amca yerleri, dedemin yerleri. Köç akraba. Tamam, burası dedemizin yeri. Harmanları tam harman içerisinde. Aman ey aman savrulun çiçeği yaman kalızman savrulur da hep bir yana devrili. Aman ey aman, kağızman, çiçeği yaman, kağızman. Biz de bu harmana o türküyü söylemiş olduk. Vara vara vardım karsın dizine. Aman ey aman, kağızman, mayıl oldum gelinine kızına. Aman hey aman kağızman çiçeği yaman kağızman. Ceddine rahmet. Böyle bu harmanda da bu kağızman harmanları savrulur türküsü güzel gitti değil mi? Bura harmanıdı. Evet. Şimdi türkü söyleme sırası Okan'da. Yok ben karıştırma. Ben bir şey var mı? Ben bilmiyorum valla. Ya bilmesin bir tane bil ne olacak? Valla bir tane söyle. Kağızmanı ısmarladımlar gele. Valla ben... Yok kağızmanda nar olmadığı için adam yalan söylemiyor. Nar var var. Kaç tane bahçede var. Hem de kendi bahçelerinde var nar. Ama sükseleme bilmedim. Keşke bilseydim sana Allah'a. De ki yaman geldin üzerime. Allah seni var eylesin. Allah razı olsun. Baba bu kuş burnuna böyle dalın vermişsin. Şimdi hangi türküyü söyleyeceksin bize? Aşağıdan bir yeresi yine kırdı dallarımı. Buyur. Aşağıdan bir yel esti, yine kırdı dallarını. Aşağıdan bir yel esti,
Yine kırdı dallarını. Ne dedim de niye küstün? Yine ezdin dallarını. Yine eğdin dallarını. Alınan memurunan men. Ay. Ceddine rahmet. Bu türkünün bize kalmasına vesile olan Muhlis Akarsu'ya da rahmetler olsun, ruhu şad olsun. Allah razı olsun, evet. Efendim, şu genci çekemedik biz. Çek abi ya, oğlum gel. Kaçtı. Hele gel bir seni tanıyalım, gel. Evet, ismini söyle güzelim. Evet. Berat Ali Günday. Berat Ali Günday. Günday. Benim oğlanın adı da Berat. Bilge Berat Küçük. Kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındaydın. 10 daha kaç eder? 20. Peki 5 kere 6 kaç? 5 kere 6? 30. Aferin. Allah seni saklasın. 5 lira da sana vereceğiz. Hak ettin çünkü. Efendim şöyle gidelim. Evet. Evleri de çekelim şuradan. Çıkalım kaleye bir akşam üstü. Yazın gelirsiniz buraya pikniğinizi yaparız. Çekmeler her abi. Zaman ne zaman istesin gelir. Bak söğütlerimiz burada. Yapabilirsin yani. Okan bal nasıl oldu bu sene? İdare. Bu sene bal yok Kağızman'da. Pek olmadı evet. He. Ama bu dere yataklarında oturan arıcıların balı oldu biraz. Doğru. O da tabii. Çok şükür abi, çok şükür. Evet. Olsa da şükür olmasa da. Aynen öyle. Ha. Rızkı veren Allah'tır. Amin. Böyle şuradan gelelim şöyle. Koştanım bak böyle duvarlar ta oradan öyle geliyor değil mi? Evet. Burada da bugün piknik var. Eskiden herfeneye çıkardık. Pikniğin adı herfeneydi. He. Eskiden herfeneye çıkardık evet. Ya ceddine rağmen. Herfeneye gidiyorduk. Harfenede yapardık bu işleri. Selam mı baba böyle bu şekilde poştanın duvarları oradan oraya kadar. Abi burası zaten orası Mahmut Erdoğan'ın yeriydi. Burası zeytinlerin yeri. Poştalıların evet. Yeri. Evet. Binalarımız uçmuştu. Bunları yeni yaptık. Yakil. Biraz toparladık ama tam toparlayamadık. Yakil. Poştanın duvarlarının önüne de böyle yapmışsınız. Evet. Balkon direkleri. Yaptık ki duvarları rüzgar şey yağmur vurup harap etmesin diye. Evet. Hem de bize gölgelik balkon güzel işte oturuyoruz gelip burada zaman pikniğimizi yapıyoruz. Sayda ben dediği gibi her fen niye çıkıyoruz burada? Vallahi billahi. Allah sizi var eylesin. Eviniz balkınız şen olsun. Allah razı olsun. Ablalarıma da afiyet olsun. Onlar da pişirmiş deti. Biz de bir lezzetine baktık. Afiyet. Sağ olsunlar, evet. Var olsunlar. Size de şimdi yolculuğa çıkacaksınız. Evet, nasip olursa gideceğim. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Amin. Allah razı olsun. Güle güle gidin, yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim, saygılar sunarım. Hayırlı günler dilerim. Allah razı olsun.